Evet, tabii ki yine gündemde olan isimler var. Matic, onun dışında Barcelona'dan Romeo gibi. Onun dışında siz de yayın öncesinde bahsetmiştiniz Portekiz'den bir oyuncu düşünüldüğüne dair haberleriniz vardı. İsterseniz biraz da Avrupa transfer gündemine geçelim. Beşiktaş Avrupa'dan kimlerle ilgileniyor? Şimdi yarın Cuma değil mi? Evet. Yarın Cuma. Bir aksilik olmazsa yarın ben Beşiktaş'ın orta sahasını açıklayacağını bekliyorum. Bana verilen bilgi bu yöndeydi. Yani aldığımda ne zaman açıklayacaksınız orta sahayı dediğimde Cuma gününe açıklarız demişlerdi. Kelimeleri dikkatli olarak kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir hataya yol açmaması için. Birincisi listeler hem stoperde hem de şeye dörde indirilmişti. Ve bir haftadır bu oyunculardan bir tanesi de Matic'ti biliyorsunuz. Matic aldık, gündem aldık. İzleyicilerin de bildiği olduğu bir isim. 2 gün önce menajeri de İstanbul'a geldi. Yönetimle görüştü. Orada bir takım ayrıntılar çıktı. Matic'in buradaki Türkiye'deki arkadaşlarından aldığı referanslar, eşinin İstanbul'u tanıdıktan sonra İstanbul'la ilgili düşüncelerinin değişmesi ve İstanbul muhteşem bir şehir, İstanbul yaşanacak bir şehir fikrine kapılmaları Matic'i Beşiktaş konusunda olumlu noktaya getirdi. Hatta maaşı ile ilgili belli bir sıkıntı varken, Beşiktaş'ı rahatsız eden bir rakam varken, yani bu İstanbul tercihini kullanmak için Matic menajeri Matic adına bir fedakarlık da yaptı. Bir indirime de gitti. Yani İstanbul indirimi diyoruz. Beşiktaş indirimi diyoruz. Burada aileyle birlikte mutlu olursunuz kavramı Matic ve eşine, ailesine şey yapılmış, yansıtılmış. Bunu hangi arkadaşından aldığını bilmiyorum ama İstanbul'da yaşayan birçok futbolcu arkadaşı ya da geçmişte yaşayan arkadaşı İstanbul'a mutlaka git. Beşiktaş'ta mutlaka oyna. Hayatının unutulmaz 1,5 yılını yaşayabilirsin diye noktasında bir bilgi verilmiş. Şimdi 1,5 yılda ortaya çıkmış oldu. Matic'le görüşmeler menajeriyle 1,5 yıllık bir süreyi kapsıyor. Menajeriyle masadan kalkıldığında Matic'le anlaşma sözlü olarak yapılmıştı. Yani Beşiktaş'ın anlaşabileceği şartlar Matic'in istediği şartlar uyuşmuştu. 1,5 yıllık bir anlaşma ve bu konuyla ilgili son kararın verilmesi konusunda bir opsiyon. 3 günlük, 4 günlük bir opsiyon. O yüzden hafta sonu opsiyonu bundan dolayıydı. Yani Beşiktaş şu anda Matic'le her konuda anlaşmış durumda. Zaten 3 gündür bu bekleniyordu ama ıslak imza dediğiniz mevzu geldiği zaman Beşiktaş'ın 2 tane opsiyonu vardı. Yani Matic 35 yaşında, çok tecrübeli bir oyuncu. 1,5 yıllık sözleşme, lider bir oyuncu. Ama başka alternatifler üzerine de bir çalışma yapılmıştı. Yani bir tarafta ne diyoruz? Taraftarın diliyle Matic cepte. Hadi bir de diğerlerine bakalım. Yani şartlarına bakalım, durumuna bakalım vesaire falan diye. O yüzden diğer alternatif, 2 alternatiften bir tanesi de Oriol Romeo. Evet. Barcelona oyuncu. O da çok özel yetenekler olan bir oyuncu. Ama kiralık konsept üzerine oluşturulan bir oyuncu. Romeo Beşiktaş yönetiminin heyecanlandıran, hocanın da olur verdiği ve Matic'e çok ciddi alternatif olan bir oyuncuydu. Ve bu konuyla da ilgili çok ciddi gelişme kaydedildi. Yani Barcelona'dan Romeo konusunda ciddi mesafe kaydedildi. Yani bugün itibariyle Matic cepte, Romeo da masanın üzerinde duruyor noktasına getirdi yönetim. Bunların yanı sıra üçüncü bir isim Portekiz'den, ona da baktılar. Hoca önermemiş ama hocanın onayladığı, beğendiği bir isim. 31 yaşında bir isim. Onunla da ilgili bu 3 günlük süre içinde temaslar yürütüldü. Yanılmıyorsam bu akşam Portekizli oyuncunun, onu gizli tutuyorlardı. Portekizli oyuncunun şartlarının ve son nihayetinin bugün ya da yarın sabah netleşmesi bekleniyor. Ve Beşiktaş yönetimi eğer bugün ya da yarın sabah olduğu zaman, yarın akşam öğleden sonra en geç Cuma günü
Cumartesi'ye sarkar mı bilmiyorum ama eğer bu üç oyuncu arasında yani bir tanesi Matić hazır, diğer tarafta Romeo ile görüşmeler sürülüyor. Hala temaslar vardı. Belli mesafe kat edilmişti. Bunlar yani son hamleyi yaparsanız koparıp gelebileceğiniz tarzda oyuncular. Bir de Portekiz'de 31 yaşındaki tecrübeli, önemli bir isim. Bununla ilgili Beşiktaş yönetimi hangi mevkide? Portekizli olan hangi mevkide? Yarın nasıl? Portekizli oyuncu hangi mevki oyuncusu? 6 numara bunlar hepsi. 6 numara. Evet, bunların hepsi 6 numara. Özür diliyorum, sesini alamadım şeyi kapatıp açarken. Hiç önemli değil. Onun dışında şöyle de bir sorum olacak. Acaba Hasan Arat teknik direktördeki gibi transferleri de gizli tutup bir anda bambaşka bir isim açıklayabilir mi? Yani ihtimal ama benim çalışmaları biliyorsun bu konuda hassasiyetle yürütüyorum. Birçok isimler geçti, birçok mevzular, isimler dolaştı falan. Menajerler öneriyor falan. Hani ben meslektaşlarıma da saygıyla bakıyorum. Burada onlar da gayret ediyorlar. Menajerlerle görüşüyorlar, oraylarla görüşüyorlar vesaire falan. Haber almak, kendi mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Ama sürecin içerisinde benim aldığım bilgiler, teyit ettiğim bilgiler bu üç oyuncu üzerine yoğunlaşıldı, bakıldı. Ve yarın karar günü. Yarın Beşiktaş bu üç oyuncudan bir tanesini getirecek. Yine söylüyorum, Matić'le her türlü konuda anlaşıldı. Islak imza yok. Şartlar hazır, bekliyor. Bir opsiyonlar olur. Topçuya dersiniz ki bu şartlarda mutabakımız, bir düşünelim, bir karar verelim falan. O arada diğer oyuncuya bakarsınız. Romeo'nun şartlarını bir daha incelersiniz. Çekmeye çalışırsınız. Ona bakarsınız. Portekizli oyuncuyla son bir alternatif oluşturalım. Çünkü bu işlerde ya genelde Matić'le ilgili çok olumlu görüşler var ama yaşı, işte liderliği, tecrübesi, bir yıldız olması, takımı orada toparlayacak olması gibi mevzular var. Ama süreç içerisinde de takdir edersin, başka bir örnekle vereyim. Mesela Carvalho meselesinde mesela. Yani Carvalho hocanın sempatik baktığı bir oyuncuydu Carvalho. Ama Carvalho'nun durumu biraz daha kesici özelliği çok daha önde olan. Hoca kesici oyuncu istiyor. Yani gelen atakları kessin, oyunu bozsun, rakibi bozsun noktasında bir yaklaşımı var. O yeterli görüyor hoca o kısmını. O kesici özelliği önemli. Çapa görevi yapacak. Agresif, sert bir oyuncu istiyor. Atiba gibi öyle bir oyuncu istiyor. Ama diğer taraftan Beşiktaş yönetimi biraz daha anladığım kadarıyla iki yönlü. Yani hem kesici özelliği olan ama topla çıkışlarında da isabetli oranlarla oyuna katkısı da beklenen bir 6 numara beklentisi var. Yani sadece kesici görevi değil, oyun kurucunda bir ayağına hakim de bir oyuncu istiyor. Bu küçük nüanslar ve rakamsal nüanslar sonucu belli olacak. Yarın ben şahsen belki yayına yetişir, belki yarın yetişmez ama yarın seninle yapacağımız belki bir yayında ya da burada yapacağımız bir yayında hangi oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yarın